Türkiye'de şehirli dindarlık. Şimdi ben bu kitabı Memiş Okuyucu'nun kitabını ilk gördüm. Daha sonra teşekkür ediyoruz Memiş Okuyucu getirdi. Türkiye'de dindarlık dedim. Yani şehirli dindarlık aslında güzel bir konu. Çok tartışılacak konu. Konuşulan bir konu ama ben bu kitaba girmeden önce Memiş Okuyucu hakkında birkaç değerlendirme yapmak istiyorum. Güzel bir arkadaşımız. Güzel bir insan. Ee, okumayı, eğitimi önemseyen bir arkadaşımız. Eğitim yazıları, eğitim üzerine yaptığı çalışmalarla son dönemde nitelikli çalışmalara imza atan bir arkadaşımız, dostumuz. Yine marifin sesi.com isimli internet sitesindeki bütün öğretmenlere, öğrencilere ve velilere tavsiye ediyorum. marifin sesi.com internet sitesinde yazılar yazan, orayı yöneten arkadaşlarımızdan bir tanesi eğitimi Marifi kaygı e, duyan ve onu dert edinen bir arkadaşımız arkadaşlar. Bu kitabı elime aldım. İlk dikkatimi çeken kitabın ismi oldu bahsettiğim gibi. Şehir ve Dindarlık. Bir an yıllar öncesine gittim. Rahmetli yine Ragıp Karcı'nın bir sözü kulaklarımda yankılandı adeta. Hiç unutmam onun Urfalı Siverek şivesiyle demişti ki. Adem dedi. Herkes şehirde yaşar ama şehirli olamaz. Anlamadım. Herkes şehirde yaşar ama şehirli olamaz. Tabi burada kast, ben şöyle algıladım. Köylü küçümsemek gibi algıladım. Hayır. Tam tersi. Medine. Şehir. Medeni. Medine'den gelir. Şehirli olmak ayrı bir kültürdür. Hem şehirde yaşamak hem dindar olmak. Arkadaşlar Dindarlık ve şehirlik aslında iç içe kavramlardır. Çok çeşitli cepheleriyle dindarlık tarif edilebilir. Asıl olan aslında insanın iyiliğidir diyor kitapta. Çünkü din insan için vardır. İnsan iyiliğine dair Kur'an-ı Kerim'in açıkladığı hususlar vardır diyor ve e, arkadaşlar dindarlık İnsanlara bırakılacak ya da kişilere bırakılacak bir husus değildir. Biz de bunu yanlış algıladık diyor. Yine Türkiye'de dindarlık kitabı içeriğiyle dolu dolu titiz bir çalışma ortaya çıkartmış Memiş Okuyucu. İçindekilere baktığımızda şehirli dindarlığın geçmişi, Cumhuriyet dönemi din eğitim kurumları, şehirli dindarlığın oluşumu, burada şehirli dindarlığa, yön veren Türkiye Cumhuriyeti'nde insanlar işte Ahmet Hemdi, Akseki, Ali Fuat Başgil, Mahmut Celalettin Ökten, Mahir İz, Mehmet Aydın, Tayyar Altıkulaç, Mehmet Doğan gibi birbirinden mümtaz şahsiyetlerin şehirli dindarlık nasıl olurmuş, şehirli dindarlığa yön vermesi değişik bir kitap. Tavsiye ettiğim, hoşuma giden kitaplardan bir tanesi oldu. Yine Memiş Okuyucu'nun diğer kitaplarında mutlaka tavsiye ediyorum. Eğitim üzerine çalışmalar yapan, eğitimin kaygısını duyan bir arkadaşımız.